Allah'ın fiili sıfatlar. Ne demek fiili sıfatlar? Zati sıfatlarını anlattık, şubuti sıfatlarını anlattık. Kaç haftalardır ders yapıyoruz. Fiili sıfatları demek Allah'ımızın kainatla olan münasebetlerini en açık bir şekilde ifade eden. Yani bizimle alakadar olan sıfatlarının bizimle alakadar olan tecellileri demek. Bizimle alakadar olan ne demek? Mesela anlamanız için söylüyorum. Tahlik, yaratmak, icat etmek. Bu yaratmak neyle talik ediyor? Ağaç yaratıyor, çocuk yaratıyor, Anasının rahmindeki çocuğa can veriyor, ruh yaratıyor. E i̇şte bak yaratmak. Yaratılan mahluk bir mahlukuz, yaratılmış. Yaratma sıfatı tabii ki bize bize taluk ediyor. Yaratılanla ilgileniyor ve onu Adem'den yokluk aleminden vücut yani varlık sahasına ihraç ediyor, Yani çıkarıyor. Ondan sonra terzik, rızık vermek. Bu rızık vermek de Allah'ımız, e kime rızık verecek? E, mahlukat yokken bu düşünülmez. Merzuk olacak ki rızık ver. Bize rızık veriyor. İşte bir lüdünüm, çay içiyorum şurada Rızık veriyor bana Şu anda kimler yemek yiyor, bir şeyler yiyorlar, içiyorlar Hep onları rızıklandırıyor şu anda Her daim rızıklandırıyor Bu kadar hayvanat, bu kadar mahlukat Denizlerdeki balıklar, kuşlar Hepsinin rızkını gönderiyor Rızkı sevk eden ancak Allah İhya, diriltmek Şu anda kimleri diriltiyor? Şu anda kaç tane anne rahminde Şu anda şu konuştuğum saniye Bak demin geçti bir saniye ileri atıyor iki saniye hemen O anda bile can verdikleri var Hayat verdikleri var. Yaşattıkları var. imate öldürmek. Şu anda şu an dediğim anda canını aldığı kulu var. Veya hayvanlardan veya sair mahlukattan, mevcudattan, hay olanlardan yani dirilik sıfatına sahip olanlardan Rabbimiz öldürdükleri var. Bir anda on binleri öldürüyor, yüz binleri öldürüyor. Eski tarihlerden, deprem tarihlerine bakılıyor. Otuz bin, elli bin, yüz bin bir anda öldürdüğü var. Bu öldürme işini kim yapıyor? Kalekal hayat. Ölümü de ben yaratıyorum. Hayatı da yaşamayı da ben yaratıyorum. Allah buyuruyor. Liyeblüekum eyyukum. Ehsenu amela. Allah sizi imtihan ediyor. Hanginizin ameli daha güzel çıkacak? Kim kabrinden Allah'ın huzuruna dini bütün çıkacak? Gerçek Müslüman olarak çıkacak? Borçsuz çıkacak? Zulümsüz çıkacak? Nerede? Hepimiz ne çanaklar kırıp ne sütler döküyoruz. Tevbe kapısı açık. Can boğazdan geçmeden. Henüz can tende ruh bedende. Hemen affeder Allah'ımız. İstiğfar edelim ya. İstiğfar Risalesi yazdık. 300 belki sayfa var. Ne kadar istiğfarlar, ne kadar istiğfarlar. Af olmayan kalmaz. Ama adamın derdi değil ki. Sorsan günah işlediğinden de haberi yok. Ben günah yapmadım ki diyor. En büyük haramı yapıyor. Hadi be baş ver başkaları neler yapıyor diyor. Bu hepten insanı dinden imandan ediyor. Kafir ediyor. Bari küçük büyük ne olursa olsun günahını itiraf et. Bunu Allah yasak etti diye kabul et. İnkar edersen imansız olursun. Niye böyle yapıyorsun? Af istemekten başka çaremiz mi var? Fiili sıfatlar tenim, nimet vermek, tazib, acı vermek, azap etmek hep Allah'ın sıfatları. Dün ben bir boyun ağrısı çektim. Bir boyun ağrısı daha öyle ağrı çekmem. Ben çok ağrı çekerim. belçede hastalığım da var. Ağrı ağrı demem. Ağrı kesici de almam. Çekerim yani. Ama dayanamayacağın tozunu biraz attırdım Allah. Hadi bakalım. Adam ne? Rabbini göster. Rabbim var mı? Var. E göster. Gösteremedi. Öyle şey yok. Seni gideyen ay. Adam da ne yaptı? Kalktı, vurdu kafasına bir efendim saksıyı, indirdi aşağı. Ondan sonra ne oldu? Ağrın var mı dedi? Var. Ağrını göster. Gösteremiyorsun. Yani şimdi şurama basıyorum acı yok. Burama hiçbir yerimde ağrı yok. İçeriden, boyun kökünden bir ağrı geliyor. Nasıl bir şeydir ancak Allah bilir. Anlatmak mümkün değil. Belli bir yere basıp ağrımıyor. İşte Allah acı vermiş. O ağrı. Ağrıyı tarif etin, Ağrıyı göstermiş yok. Bakıyor adam. Aa sende bir şey yok ya bana yalan söyleme. Ya ne yalan söyleme. Kıvranıyoruz burada ağrıdan duramıyoruz. Ama karşıya da gösteremiyoruz. İşte Allah acı veriyor. Nimet veriyor. Efendim zevk, mutluluk. Adam bir mutlu bir mutlu mutluluktan. E göster. E göster derken eserini gösterebilirsin. Kalkıp köpek atar bir şeyler yapar. Halbuki elhamdülillah demesi lazımken. işte bu onun göstergesi olur. Halbuki içerideki sevinç ve nimet ve mutluluk o gösterilmez. Hep onları yaratan kim? Sevinci yaratan kim? Üzüntüyü yaratan kim? Acıyı yaratan kim? E tabi adam uyuşmuş eli. Mesela donduruyorlar. Dondurduktan sonra batırıyorlar iğneleri. Duyuyor musun? Duymuyorum. Adam felç olmuş. Batırıyorsun bir şey. Acıyor mu? Acımıyor. Acıyı yaratan Allah. Yaratmadı mı? Acımaz. Bütün bu sıfatlar fiili sıfatlardır. Bunların hepsi tekvin sıfatına racidir. Ne demek? Allah'ın oluşturma var etme, mevcut kılma sıfatına taalluk eder. Zaten tekvin nereye gitmişti? Sübuti sıfatlardan en son saydığımız geçen derste tekvin sıfatıydı. İşte o tekvin sıfatının içinde zımnında fiili sıfatlar vardır. Şimdi bu fiili sıfatlar maturidi, biz ehli sünnetin maturidi kolundanız. Eşariler de ehli sünnettir. Fıkıhtaki üç mezhep Şafii, Hanbeli, Malikiler Eş'aridir. Hanefi mezhebimizin itikatta mezhebi Maturididir. Hepsi de ehli sünnettir. Allah bizi kıl kadar karış miktarınca ehli sünnetten ayırmasın. Şimdi ben burada Maturidilere göre konuşuyorum. Kafa karışmasın diye. Maturidilere göre Allah Teala'nın zatî sıfatları olsun, sübûtî sıfatları olsun, fiili sıfatları olsun. Hepsi de kadimdir. Ne demek kadimdir? Evveli yok. E ne demek evveli yok? E şu anda ben acıyı yeni duyuyorum. Bunun evveli yok ne demek? Ben 40 sene evvel yoktum, 60 sene evvel yoktum. Yani o sıfatın Allah Teala'da var olan sıfat, o güç, o kudret, o imkan, o sıfat yani Rabbimizde evveli yok. Mesela adamın bir tane eseri yok. Marangozun bir tane eseri yok. Ama onda o kuvvet var mı? Yapabilme kuvveti var. O zaman ona marangoz denir mi? Denir. Ama madem ki sen şu ana kadar bir kürsü yapmadın, bir hale yapmadın, sen marangoz değilsin. Öyle bir şey yok. Çünkü Rabbimiz bu sıfatların sahibidir. Rabbimizin görme sıfatı, işitme sıfatı, efendim bütün sıfatları kadimdir yani evvel yok. Bizim sıfatlar bizden ayrılır mı? Ayrılır. 46 sene evvel bende bu sıfatlar var mıydı? Yoktu. Ben yoktum ki. Peki birkaç zaman sonra bu sıfatlar ayrılıyor mu? Ölmeye de lüzum yok. Birden adam kör oluyor. Ayrılıyor. Peki, Rabbimizden o sıfatlar ayrılır mı? Haşa ayrılmaz. Evveli de yok. Sonu da yok. Zatının da evveli yok. Sıfatlarının da evveli yok. Efendim evveli olmayan bir zat sonradan olan şeylere mahal olması muhaldir. Ne demek? Onun kendi varlığının başlangıcı yoksa sıfatlarının da başlangıcı yok. Ne demek? Kendi evvelden beri var da şu sıfatı şu zamana kadar yoktu, kulları yaratınca başladı. Şu noktada şu sıfata sahip oldu dediğin anda Allah muhafaza inkara gidersin. Çünkü o zaman sonradan var olan bir şeyi kadim olan Allah'ın zatıyla irtibatlandırırsın. Halbuki leyseke misli şey Allah'ın misli yoktur. Bu bize mahsustur. Bir sıfatı sonradan kazanırız. Allah'ım sonradan sıfat kazanmaz bütün sıfatlar onun zatıyla mevcuttur ve kadimdir ve evveli yoktur Allah'ım zatını sıfatlarını ehli sünnet itikadı üzere bu şekilde tanıyanlardan kendisinin yüceliğini takdir edenlerden ve bu kudretine tazim ederek değer vererek emirlerini tutup yasaklarından kaçan bahtiyar kullarından ayırmasın amin